Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla Atapark mevkiindeki yaya geçidinde gerçekleştirilen etkinlikte geçitteki beyaz çizgilerden birisi kırmızıya boyandı. Etkinliğe katılan öğrenciler yayalar kırmızı çizgimizdir yazılı dövizler açtı. Etkinlik sonunda vali Ustaoğlu açıklamalarda bulundu. 2019 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından biliyorsunuz 2019 yılında yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde biz trafikte yaya önceliği kampanyası başlatılarak ülkemiz genelinde ve ilimizde de farklı zaman dilimlerinde biraz toplumumuzda farkındalık oluşturulsun düşüncesiyle bir takım etkinlikler yapılmıştı. Malumunuz yine belli bir dönem öncelik yayanın diye yine öğrencilerimizle birlikte sizlerin de katılımıyla burada ilimizde yaya geçitlerinde öğrencilerimizi de işin içine katarak ses getirecek. Toplumumuzda bu konuda biraz daha duyarlılığı artırma adına 2 yıldır bu etkinliği sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla yine bakanlığımızın başlatmış olduğu bu yaya öncelikli trafik yılı kapsamında bugün de yine toplumumuzda farkındalık oluşturma adına yaya önceliği kırmızı çizgimizdir mottosuyla ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizin de tüm ilçelerinde kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, emniyet müdürlerimizle, jandarma komutanımızla ve en önemlisi de öğrencilerimizle birlikte bugün 30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz kampanyasıyla biraz önce de sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yaya bizim çizgilerimizden birisini kırmızıya boyayarak bu etkinliğimizi burada gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki burada arzumuz toplumumuzun bu konuda duyarlılığını üst düzeye çıkartmak ve en önemlisi de işte zaman zaman hepimizin talihsizce işte televizyonlarda bazen izlemiş olduğu yaya geçitleri sırasında dikkatsizlikten dolayı sürücülerimizin kazaya sebebiyet vererek ama yaralamalı ama ölümlü trafik kazaları yaşadığımızda bir gerçek. İşte bu yapmış olduğumuz bugünkü bu etkinlikle bir nebze de olsa toplumumuzun duyarlılığını ve farkındalığını ön plana çıkartarak bu konuda dikkatli olmamızı gerektiği hususunu burada kamuoyuyla paylaşmak istedik.